Fransız düşünürü Jean-Jacques Rousseau'ya ait bir cümle var. Bir tanrılar ulusu olsaydı demokrasiyle yönetilirdi. Böylesine olgun bir yönetim insanların harcı değil diyor. Bu her şeyi anlatıyor değil mi? Nazlı Hanım, Cem Boyner ve eşi geldiler. Aman hemen içeri al, bekliyordum zaten. Tabii. Buyurun. Hoş geldiniz, nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Merhaba canım. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Çocukları getirmedi. Şöyle ben rica edeyim, buyurun siz de. Çocukları getirmediniz. Dördüyle başa çıkamayız diye düşündük. Vallahi zor oluyor değil mi Ümitçiğim çocuklarla? Vallahi alıştık artık. Bir yandan kocanın siyasi faaliyetlerine katılıyorsun. Bir yandan çocuklar. Gerçekten Cem, siyasete gireli beri günlük hayatımızın temposu çok değişti, çok hızlandı. Ama çocuklar da ben de bunun gereklerine alıştık. Bir kahve alır mıydınız acaba? Evet. Ben de niyetli. İki sade. Sade. Tamam. Gülnihal'in kahvesi fevkalade. Güzel, bakalım. Fal da bakar. Onun için biraz kahvenizi sonradan kapatırsınız. Öyle başladım. Daha sonra başka sektörlere geçtim ama genellikle finansla. Devam ediyor. Peki evet. İş hayatına devam edecek misin şimdi? Hala devam ediyorum. Biraz tempom işlerimi azaltmamı gerektirdi ama... devam edeceğim inşallah. Acaba aynı demokrasiyi aile içinde de sürdürüyor mu, yoksa sana çalışma yasağı koydu mu? Hayır, biz her şeyi demokratça kararlaştırıyoruz. Her şeyi tartışarak. Ama ben bir dergide okudum, senin biraz kılık kıyafetine karışıyormuş gibi. Yok, öyle karışmak değil de fikrini söyler, ben de ona söylerim. Yani karışmıyor. Evet, Cem Bey sizin politikada en büyük destekçiniz Ümit. Onun hangi özellikleri sizi cezbetti acaba evlenmeye? Vallahi o kadar çok özelliği var ki, ama böyle hani bir tane hemen söylemek gerekirse herhalde açıklığı, rahatlığı. Güler yüzlülüğü. Yani karşınızdaki insanın sahici olduğunu bilmek çok önemli. Ben hani açıdan... gel sahici sahici diye bir şarkı var onun gibi. Hakikaten önemli. Politikada büyük destek veriyor size. Onu görüyoruz, gözlemliyoruz. Politikacının gerçekten eşleri öyle. De çok büyük. Yalnız siz politikaya girdiniz, bakıyorum siyasi partinin içinde politikacı pek yok. Politikacız politika yapmak mümkün mü? Acaba niye politikacı almak istemediniz? Hani düzenden beslenen düzeni değiştiremez düşüncesiyle mi? Birkaç nedeni var aslında. Tümü de bizim tercihimiz değil. Birkaç arkadaşımız var, bir milletvekili kurucumuz var. Daha da olur inşallah. Ancak şunu dikkate aldık. Gerçekten halkta mevcut siyasetçilere kadar çok ciddi bir tepki var. Onlara karşı çok ciddi bir tepki var. Bir de şu anlaşıldı galiba. Yani bugüne kadar hep oy verdik. İktidarları değiştirdik ama politikaları değiştiremedik. Politikalar hep aynı devam etti. Ve şimdi de sahaya inme zamanı geldi. Bunun da nedeni bugün oradakiler, sistemden beslenenler sistemi değiştiremiyorlar. Ve maalesef bir noktada ben bunu hoşgörüsüzlük olarak görüyorum. Halkın mevcut siyasetçilere karşı müthiş bir tepkisi var. Biraz hoşgörüsüzlük dememdeki neden şu. Herkes de aynı değil. Evet, mevcut gerçekten artık fevkalade çürümüş ve bozulmuş halde. Ama yatay bir kesit aldığınız zaman hala bütün partilerde pırıl pırıl insanlar var. O açıdan bizim kafamız onlara açık. Ama dediğim gibi tabanda mevcutlara karşı bir tepki var. Onu da yok varsayamıyoruz. Göz önüne yani almak zorundayız. Yani onun için birazcık politikacısınız, politika yapıyorsunuz ama sizinkiler de herhalde siyasete atılınca onlar da politikacı olmayacaklardır. Çok şükür bagajımız yok arkamızda ve kötü alışkanlıklarımız yok. Ama siyasetin raconuyla yapılır tabii ki. Belki bir tarafı da bir avantaj. Çünkü şu anda Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılar, %150 enflasyonu, her gün yani Güneydoğu'da ölenlerin sayısı, Bosna'da, Azerbaycan'da, Çeçenya'da ölenlerden fazla. Bunun getirdiği bir şok var. Değerler sisteminin çökmesinin getirdiği bir şok var. Ve bunu ilk defa yaşıyoruz Cumhuriyet tarihimizde. O açıdan geçmiş tecrübelerimize dayanarak bugünkü problemleri çözme şansımız yok. Bugün artık bugün içimizden gelen seslere kulak vermek zorundayız. Öyle bakınca hani bir söz vardır. İmkansız olduğunu bilmiyorlardı, başardılar diye. Neden yapılamayacağını bilmiyoruz hiç olmazsa. Demek ki sizin esas itibariyle tecrübesizliğiniz bir avantajınız. Ben bunu bir avantaj olarak görüyorum. Neden, nasıl yapılamayacağını bilmiyoruz hiç olmazsa. Çünkü ben şunu sormak istiyordum. Yani sizin şimdi nasıl halk itimat etsin? Sizin eksileriniz olarak şöyle şeyler ifade ediliyor. Mesela siz de esas itibariyle bu düzenden beslendiniz. Hem de aslında çok iyi beslendiniz. Siz sermaye sınıfının temsilcisisiniz. Zengin bir insansınız.
TÜSİAD'ın başkanlığını yaptığınız sırada işçi sınıfıyla bir manada tabii karşı karşıya geldiniz. Devlet tecrübeniz yok. Peki acaba halk kitleleri sizin peşinizden gelebilir mi? Aslında halk kitleleri şahısların peşinden değil, fikirlerin ve ideallerin peşinden gitmesini beklemek lazım. Doğru, ben düzenin ta kendisiyim aslında. Sistemden beslendiğimi söyleyemem. Keşke ama düzen hep sizin gibi insanlar çıkartsaydı. Ta içinden geldim. Fakat ilginç bir şey var. Bence halk bu farkı çok iyi görüyor. Bugüne kadar siyasete varlıksız olarak girip siyasetten varlıklı ayrılanları gördük. Buna tepki olması lazım. Yoksa varlıklı olup da siyasete girmenin bir kusur sayılmaması lazım. Benim en iyi bildiğim taraflar bunlar Türkiye'de. Ve yanlış olduğunu da biliyorum düzenin. Değişmesi gerektiğini de biliyorum. Önemli olan sanırım birbirimizin gözüne baktığımız zaman doğru konuşup konuşmadığımızın anlaşılması. Türkiye'de ise bugün bir tek satan politika var. Bir tek kabul edilen politika var. O da gerçek. Sonuna kadar da bunu anlatarak devam etmek istiyoruz. Bence kişinin kimliği, nereden geldiği çok önemli değil. Kaldı ki bir ülkenin geleceğine en çok yatırım yapmış olanların, en çok risk almış olanların o ülkenin geleceğiyle ilgili söz söyleme hakları olmasını kabul etmek de çok önemli bir şey. Aslında Batı demokrasileri de bir noktada bu yolu tercih ederek ilerlediler. Ben açıkçası bunun bir dezavantaj değil, bir avantaj olduğunu peki düşünüyorum. Peki devletteki tecrübesizliğiniz? İşte bu bir avantaj. O mu yani avantaj? Biz neyin nasıl yapılması gerektiğini biliyoruz. Bakın çok basit bir örnek vereyim. Hep o bugünlerde kullanıyorum. Ceylan Pınar Devlet Üretme Çiftliği. 1.600.000 dönüm. Yarın oraya yaşayan topraksız köylü 200'er dönüm dağıtın. Yapamayacaklar çünkü sistemden besleniyorlar, buradan besleniyorlar. Fakat son derece basit. Hazine arazileri, devlet Türkiye'nin %60'ın üzerine oturmuş durumda. Türkiye'nin kadastrosu yapılmış arazilerin %60'ına devlet sahip. Bir taraftan da iç borç var. Bunların önemli bir kısmını halka satıp iç borcu kapatmanız mümkün. Aslında sorarsanız bugün devletin bürokrasisine ve siyasetçine nasıl yapılamayacağını saatlerce anlatırlar. Oysa yapılabilecek formüller de ortalıkta. O açıdan neyin nasıl yapılamayacağını bilmemek bence önemli bir fırsat. Bunu kullanmak istiyoruz. Evet, siz kolejde yetiştiniz. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'ye iki kolejli başbakan geldi. Biri Ecevit, birisi Tansu Çiller. Bilhassa bu son tecrübeden sonra... Allah üçüncüsünden korusun diyorsunuz. şaka bir kenara. Sizin kolej yıllarında yazdığınız bir kitap var. Evet. Onu getirdim size göstermek üzere. İlk okuyanlardan biriydiniz o zamanlar. İlk eleştirenlerden biriydiniz. Bana yollamıştınız evet. Bunu siz. Evet. Geçen gün kütüphanemde karıştırırken bunu buldum. Dedim ki iyi bir fırsat. Şimdi burada demokrasi aleyhtarı cümleler var. Mesela size örnek vereyim. Cahil oy çoğunluğundan bahsediyorsunuz. Mesela öyle ya, aklı eren bir insan okuyor, araştırıyor, düşünüyor ve A Partisi'ne oy veriyor. Okuma yazma bilmeyen cahil bir diğer vatandaşın oyu, bu oyu dengeliyor. Ve bunun iki oyu değer yönünden eşit tutmak adaletsizliğin ta kendisidir diyorsunuz. Buna benzer esas da mesela 39. sayfada. Öyle inanıyorum ki insancıklar küçücük kafalarıyla devlet yönetimine karışmakta devam ettikleri sürece devletlerin büyük şarlatanlar tarafından yönetilmesine engel olunamayacaktır gibi. Herhalde bugün bu fikriniz değişmiştir değil mi? Şimdi evet, ben bunu yazdığımda 18 yaşındaydım. 18 yaşında yaptığım hiçbir şeye sahip değilim anlamına gelmesin ama ben de arada bir tekamül etmiş olayım tabii. 70'lerdi o sıralar. Türkiye'de bakanı atıyorsunuz, daha bakan şoförün adını öğrenmeden azledilip yerine başkası atanıyordu. O 10 yılda kaç hükümet kurulduğunu sayısını hatırlamıyorum. O döneme bir tepki olarak yazdım bunu ve o gün bitkisel hayatta zorla yaşatılmaya çalışılan demokrasi yüzünden Türkiye'yi harcadığımızı düşünüyordum. Bugün öyle düşünmüyorum açıkçası. Yakacak kadar olmasa da bakmaya tahammülüm olmayan bir kitap bu artık. Galiba bir kitap daha yazıyorsunuz. O yeni, evet. İsmi neydi o kitabın? Yaşadığın günün müsveddesi yok. Yani bir ana fikrini kısaca söyleyebilir miydiniz? Şöyle, özellikle Türkiye'de yaşayan biri olarak buradaki sıkıntıları görüp tepki göstermemeye karşı bir tepki olarak çıktı. Yazdım, teşekkür ederim. Ona bir tepki olarak yazdım. Yani kendi gücünün farkında olmayan, dünyayı değiştirebileceğinin farkında olmayan, en azından kendi dünyasını değiştirebileceğinin farkında olmayan insanlara cesaret vermek için yazdım. Hayat öyle. Yani bugün kurşun kalemle yazayım, yaşayayım,
sonra beğenirsem yarın gerçekten yaşayayım diyemiyorsunuz. Ne yaşıyorsanız çini mürekkebiyle işleniyor hayatınıza. Geri dönemiyorsunuz. Söylediğiniz bir sözü söylememiş olamıyorsunuz. Düşünceyle yazdım. Bitiremedim hala. Bitiremedim. Yukarısı ciddiyetten ölüyor değil mi? Aklı sıra ciddi görünecek, millet de ona bir şey sanacak. Tam tersi çok güler yüzlü bir. Güler yüzlüymüş. Benim de onun gibi bir elim yağda bir elim balda olsa ben de güler yüzlü olurum. Neymiş efendim? Düzenden beslenen düzenini değiştiremezmiş. Baba sen nereden besleniyorsun peki, uzaydan mı? Haksızlık ediyorsun Demircim. Adam keyfine bakacağına gece demiyor, gündüz demiyor, çalışır. Niçin? Kendisi için mi? Yok canım, yok. Kendisi için olur mu? Kendisi için bir şey istiyorsa namerdim. Adam memleketi kurtaracak. Bir bakalım Atatürk Samsun'a çıktığında ona ne demişler? Ne demişler? Oy boşver be paşam, haçan memleketi kurtarmak sana mı geldi? Da. Çok komik, çok. Şimdi sizin partinizi tekrar ele aldığımızda çok farklı düşünce... Az önceki noktayla ilgili bir şey aklıma geldi Nazlı Hanım. O günlerde bana sorsaydınız... ...trafik meselesini nasıl çözersin İstanbul'da diye... ...17-18 yaşındayken muhtemelen... ...iki tane şoförü sallandır Taksim Meydanı'nda çözülür derdim. Çok zaman geçti aradan. Bugün de Türkiye'de pek çok meseleye böyle kestirme yaklaşan insanlar var. Bakıyorum yaş ortalaması benim o gün bu kitabı yazdığım yaş ortalamasına çok yakın. O yaşlarda insan ince ayar değil de böyle kalın, tencere pişirip kapağında yemek suretiyle çabucak kestirme çözümler arıyor. O gün o çözümlerin arayışıydı bu. Tabii insan yaşı ilerledikçe hayatın bu kadar kolay olmadığını, hayatın bu kadar basit formüllerle çözülemeyeceğini görüyor. O günden bugüne çok sular geçti köprünün altına açıkçası. Ve o yıllar, bu geçen yıllar benim demokrat kimliğimin güçlenmesine fırsat verdi. Şimdi sizin partinizde çok farklı düşüncede insanlar var. İşte kimisi soldan, kimisi MHP'den gelmiş, ne bileyim Kürt kökenli var. Ve farklı düşünceleri savunan insanlar var. Şimdi tabii biraz takılıyorlar, Bremen mızıkacıları gibi. Böyle bir parti olur mu, bir fikir tabanına oturmayan? Belirli bir düşünceyi savunmayan bir parti olabilir mi? Yani tutarlı bir düşünce, mütecanis bir düşünce. Bence çok sağlam bir fikir tabanına oturuyor. Öyle. Bir demokrat felsefeye oturuyor ve insanları Türk-Kürt diye ayırmıyor, Alevi-Sünni diye ayırmıyor, sağcı-solcu diye ayırmıyor, inanan-inanmayan diye ayırmıyor. Bakın Türkiye'de bir takım insanlar kestirmeden kendine bir kimlik bulmuşlar. Bir kısmı ben Kürt'üm, her şeyi burada çözeceğim diyor. Bir kısmı ben Müslümanım, her şeyi bu gözlükle bakıyorum diyor. Biz düşündük neyiz diye. Biz demokratız. Çünkü demokrat olduğunuz zaman Müslümanlığa da yer var. İnanmaya da yer var. İnanmamaya da yer var. Kürt olmaya da yer var. Türk olmaya da yer var. Dolayısıyla demokrat kimliğini kabul ettiğiniz zaman ortada aslında bir kimlik kavgası ortadan kalkıyor. Yeni Demokrasi Hareketi'nin solla sağla kavgası da yok. Ama diyoruz ki biz bugün artık dünyada eski sol ve eski sağ geçerli değil. Farklı bir dünyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla ne eski sola benziyoruz, ne klasik sağa benziyoruz. Bambaşka bir merkezde Türkiye'yi birleştirmeye çalışıyoruz. Bize göre, bana göre de sokaktaki insan Türkiye'deki sağ sol kavgasını aştı. Bugün Türkiye'deki kavgalar mevcut toplumu birbirine ayıran gerginlikler üzerinde oluyor. Emek sermaye kavgası Türkiye'de bugün önemini hayli kaybetmiş bir kavga. İş kavgası en önemli kavga. Ekmek kavgası var. Daha az ekmek çok ekmek değil. Ekmeğini kaybeden insanlar var. 94 senesinde işsiz kalan 1 milyon insan var. Dolayısıyla bambaşka bir kavga var. Yani Güney siz daha... pragmatik çözümler üretmek üzere mi esas itibariyle? Şöyle bakıyoruz. Türkiye anayasasından başlayarak sistemini baştan aşağı gözden geçirmeli ve değiştirmeli. Sağını sonunu değil baştan aşağı değiştirmeli. Bunu yaparken insanı öne koymalı, devleti arkaya koymalı. Türk-Kürt kavgasını sona erdirmeli. Alevi-Sünni gerginliğini sona erdirmeli. Bütün bunları yapmak için birleşmemiz gerekiyor. Yan yana geldiğimiz takdirde çözebiliriz. Yoksa sol ve sağ diye ayrıldığı takdirde bugün Türkiye'nin gündemindeki problemler çözülemez. Siyasi partiler o gün için öne çıkan problemleri çözmeye konsantre olurlar. Biz de böyle yola çıktık. Türkiye'nin bugün meselesi sağ-sol kavgası değil. Türkiye elden gidiyor bugün. Bunun için bir araya gelip oturmamız gerekiyor. Bu problemler hallolur. 5-6 sene, 10 sene sonra Türkiye'nin gündeminde hangi tartışmalar olacaksa buna göre siyaset yeniden örgütlenir. Ama bugün ayakta durabilmek için
yan yana ayakta durmamız gerekiyor. Şimdi siz demokrasiyi savunuyorsunuz ve tabii demokrasiyi savunurken kendi fikirlerinizi de söylüyorsunuz. Laikliğe taraftarım ve üniter devleti savunuyorum. Fakat belki demokrasiyi savunmanızın bir neticesi olarak daha ziyade herkesin laiklik karşıtı fikirleri söylemesine imkan bırakılsın, bölücü bir parti de kurulabilsin gibi düşünceleri sanki gerekçeleriyle daha iyi savunuyorsunuz. Fakat kendinizin niçin laik devletten yana olduğunuzu ve niçin üniter devletten yana olduğunuzu yeterince gerekçeleriyle söylemiyorsunuz. Acaba siz niçin laik devleti savunuyorsunuz ve niçin üniter devleti savunuyorsunuz? Az önce söylediğiniz, verdiğiniz ipucu çok ilginç. Şimdi bir insan başka bir insanın konuşacağı şeyleri yasaklayamaz diye düşünüyorum. Türkiye'de belli konuların tartışılması yasak. Yasağı koyan insanlar, kaldırmak isteyen gene insanlar. Türkiye'nin önce bu akla ve zekaya mengene vuran bu zihniyeti ortadan kaldırması lazım. Bize göre evet, yani Türkiye'nin laik olması lazım ve üniter devletle yönetilmesi lazım ama bugünkü laiklik anlayışıyla değil. Bize göre bugünkü laiklik anlayışı Türkiye'de din ve devletin barışmasına engel olan çok büyük bir yanlışlıktır. Üniter devleti savunuyoruz, onu da anlatacağım gereklerini. Fakat orada da federasyona karşı olduğumuz için değil, üniter devletin Türkiye'ye yararlı olduğu için. Niçin Almanya yararlı? Federal devlet, İsviçre federal tabii devlet, ama niye Amerika üniter federal devlet, devlet yararlı? Şöyle, bir ülkenin üniter, bir federal devlet olabilmesi için o ülkenin bölgeleri arasında az çok benzer bir kalkınma olması lazım. Kalkınma seviyesi olması lazım. Çünkü federal devlette bölgeler diğer bölgelere pek para vermezler. Türkiye'de Ege bölgesi dünya kadar katma değer yaratır. 10 verir Ankara'ya, 2 tanesini geri alır. 8'ini Ankara alır, başka bölgelere dağıtır. Federal bir devlette öyle kolay kolay başka bölgelere para gitmez. O zaman Güneydoğu, Doğu Anadolu, hatta İç Anadolu'nun bazı bölgeleri, Karadeniz'in bazı bölgeleri merkezden para alamayacaklar ve fakir bölgeler daha da fakirleşecek, zengin bölgeler daha da zenginleşecek. Türkiye açısından ekonomik anlamda sakıncalı. İkincisi, bir ülkenin, biz mesela merkezi yönetimin yetkilerinin önemli bir kısmını yerel yönetimlere devretmesini istiyoruz. Fakat bunu bile yapmaya Güneydoğu'daki kavga engel. Çünkü Güneydoğu'da şu anda yaşananların yüzünden federasyon konusu veyahut da yerel yönetimlerin güçlendirilmesi konusu tartışılmaz hale geldi. Çünkü Türkiye'de gerçekten etnik nedenle bir federasyon mantığı son derece sakıncalı. Türkiye'nin gerçekleri uygun olmadığı için her şeyden önce Türkiye'de o böyle, yani Türkiye'deki Kürt nüfusun 1/3'ü Güneydoğu'da yaşamıyor. İstanbul 2,5 milyon Kürt nüfusuyla dünyanın en büyük Kürt şehri. Dolayısıyla federasyon gerek etnik nedenlerle değerlendirilsin, gerekse ekonomik nedenlerle değerlendirilsin, Türkiye'nin hamuruna hiç uymayan bir maya. Oturmayacak, Türkiye'ye uygun değil. O açıdan istemiyoruz. Yoksa bir yanlışı temsil ettiği için değil. Yani etnik temeli oturan bir federasyonun, çünkü Türkiye'de böyle olabilir diye düşünüyoruz Güneydoğu'da, bunun ülkenin parçalanmasına da yol açabileceğini düşünüyor musunuz? Hayır, parçalanmasına yol açabileceğini düşünmüyorum. Ama anlamsız olduğunu düşünüyorum. Yani hayır, Türkiye, bakın, demokrasiye geçtiğimiz ölçüde Türkiye'nin parçalanması imkanı yoktur. Demokratik ülkeler bölünmez. Demokrasisi olmayan ülkeler bölünür. Irak bölünüyor. Bölündü, 3'e bölündü. Çünkü demokrasi yok. Saddam var. Irak'ta demokrasi olsaydı bugün barış içinde yaşıyor olurdu insanlar, toplumlar yan yana. Demokrasi olmayan ülkeler bölünür. Türkiye demokrasiye yaklaştıkça olmayacak. Ama tekrar geriye döneyim. Türkiye'de bugün Güneydoğu'da uygulanan politikalar, demokrasinin askıya alınmış olması, olağanüstü halin daha uzunca bir süre devam etmesi Türkiye'yi hızla, istemesek de, bu politikalar Türkiye Federasyonu'na götürür. Bunu durdurmak için ortaya çıktık Yeni Demokrasi, evet, Hareketi olarak. Şu kahve fincanınızı kapatın da bizim Gülay çok iyi kahveye bakıyor. Nazan, Erhan Bey geldi. Aa, buyursun. Karşılaşıyoruz kendisiyle. Siz bir kahve alır mıydınız? Teşekkür ederim. Ben bugün çok gezdiğim için her yerde bir şeyler içtim. Her yerde bir şeyler içtim. Bir dakika canım, sen buradasın hazır. Bak, Cem Bey kahvesini kapattı. Bir fala baksan. Efendim, ben de Cem Bey bizim falımıza bakar diye düşünüyordum. Malum işlerimiz fala kalmış. Sen Nedim Nemrut'un hayli etkisi altında kalmışsın. Nedim Nemrut bir üniversite öğrencisi. O da Gülnihal gibi hem çalışıyor hem de bize programda yardımcı oluyor. Yalnız pek olumsuz, pek karamsar. Hep işlerin kötü yönünü görüyor. Gülnihal, sen mutfakta bizi hayli çekiştirdiniz mi acaba? Ooo, çok kalabalık bir fincan.
Ay bakın gemiler burada, insanlar burada. Denizde görüyorsunuz. Ben şunu şöyle yapacağım. Siz kaptan köşkündesiniz. Çeyrek yol mu gitsem, yarım yol mu gitsem diye düşünüyorsunuz. Yardımcılarınız var. Bunlar size böyle akıl verir gibi üstünüze eğilmişler. Kimi tam yol gidelim diyor, kimi önce hava raporunu alalım da öyle diye. Böyle paçanızdan tutmuş çekiştiriyorlar. Bakın paça. Evet. Gemiye binen birini peş peşe böyle panik içinde koşan insanlar gibi. Ama hepsi insan değil. Aslan var, ceylan var. Bakın tavşanla tilki yan yana. Ama kurtlar da var. Tıpkı şey gibi, bu kimse kimseye benzemiyor. Yani Nuh'un gemisi gibi. Fincanda görebildiğim bu kadar. İnanılmaz bir şey. Bakın Sayın Boyner, yine aynı gemi. Kıyıda büyük bir adam var, şişmanca, başında da fötr şapkası. Size el sallıyor. Hayır, el sallamıyor, parmak sallıyor. Sanki sakın fazla yaramazlık yapma der gibi. Olduğunuz yer aydınlık. Şimdilik aydınlık. Bulutlar var etrafta. Yani her an gelebilirler. Biraz da işiniz rüzgarlara kalmış sanıyorum. Benim görebildiğim bu kadar. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık. İnşallah iyi rüzgarlar şimdi eser. Bunu anlamak lazım, düşünmek evet, lazım uzun uzun. Evet. Çok teşekkürler. Şimdi al canım, çok mersi. Erhan Bey, bu fala baktık. Biraz siz de siyasi falına bakalım. Cem Boyner'in falında neler görüyorsunuz? Evet, araştırmacıları da biraz falcı gibi görmek mümkün ama biliyorsunuz bir espri var. Sormuşlar bir ilkokulu öğrencisine. 2+2 kaç eder diye 4 demiş. Bir matematikçiye sormuşlar. 3 ile 5 arasında bir sayıdır diye. Bir araştırmacıya sormuşlar. O da cevap vermiş, kaç çıkmasını istiyorsunuz diye. Şimdi Türkiye'de de biraz bizim araştırma sektörü kaç çıkmasını istediğimize bağlı olduğu için isteğe göre fal bakmak gerekecek. Şimdi Türkiye'nin... Bu kez değil hiç olmazsa değil mi? Bu kez değil, evet. Genellikle de bunu yapmamaya çalışıyoruz. Şimdi bizim son araştırmalarımızda kimsenin çok hoşuna gitmese de Refah Partisi Türkiye'nin şu anda en somut gerçeği ve birinci parti konumunda. Yaklaşık %23'ü dolaylarında bir oyu var. İkinci sırada Merkez Sağ'ın ana muhalefet partisi olan Anavatan Partisi geliyor ama son 3-4 aydaki oy kaybı da çok belirgin. Şu anda 17'lere kadar düşmüş durumda. Bunu üçüncü sırada iktidar partisi olan Doğru Yol Partisi. Şu anda Türkiye'nin en büyük partisi olan mecliste temsil eden Doğru Yol Partisi var. Ancak oy oranı onun şu yaklaşık bir yılda son derece daha fazla gerileyerek ANAP'tan 14'ler seviyesine inmiş durumda. Yine 14'ler seviyesinde Demokratik Sol Parti 4. parti olarak geliyor. Yerel seçimlerden hatırlanacağı üzerine yaklaşık 8 civarında bir oya sahipken ciddi bir büyüme içinde Demokratik Sol Parti. Bu süreç içinde bu büyümeyi ciddi olarak görmek gerekir. Hükümet ortağı olan ve solun ana partisi konumunu 10 senedir koruyan Sosyal Demokrat Halkçı Parti ise bundan 3-4 ay önce 7-8'ler gibi çok düşük bir seviyedeyken bugün biraz daha toparlanmış ancak 10.5-11'ler civarında bir oy oranına sahip. Bunun arkasından da işte Milliyetçi Hareket Partisi ki birkaç ay önce gerçekten 12-13'leri yakalamıştı. Fakat sanıyorum 5 Aralık seçimlerine girmemesi bir doktrin partisinin ki araştırmalarımızda da saptıyoruz tabanı tarafından tepkiyle karşılandı. 10 civarında, 9.8 civarında bir oyu var. Ve diğer partiler geliyor. Bu arada tabii sizi sormadan ben söyleyeyim. Cem Bey'le ilgili partisinin kuruluşu çok yeni ve yanılmıyorsam 23 Aralık mı? 22 Aralık. 22 Aralık. 22 Aralık'ta kurulacağını da bildiğimiz için, gerçi araştırma Aralık'ın son haftasıyla Ocak başında yapıldı. Çok taze olmasına rağmen sorduk. 2.6 puan çıktı bizim araştırmamızda. Şimdi çok küçük gelebilir Sayın Boyner için ama bir kendisini teselli edecek bir tek şey söylemek istiyorum. Bir sene, iki sene geçmeden zaten bu oranı bile anketlerde bulmak zordur. Çünkü anketlerde küçük partilere oyları genellikle gözükmez ve kararsız. Bir de konuk edemediğimiz başarılı kimseleri de video aracılığıyla, televizyon aracılığıyla ayrıca bir başarı albümü hazırladık. Öyle tanıtıyoruz. Bu sefer
uluslararası sahada birçok başarıya imzasını atmış bir gazeteciyi Coşkun Aral'ı tanıtacağız. Amacım hep evrensel başarıyı yakalamak olmuştur yaşamım boyunca. Özellikle meslek yaşamı tabii. Bunun için zaman ve mekan tanımadım. Sürekli çalıştım. 24 saat durmaksızın. Günlerce, aylarca. Başlangıçta Türkiye sınırları içindeydi bu kovalamaca. Ardından dünyanın değişik ülkelerinde. Dillerini konuşmadığım, kültürlerini yabancı olduğu ülkelerde. Koşuşturdum. Zaman zaman yakaladım. Zaman zaman yakalayamadım. Elim boştu. Gazeteci olmayı küçük yaşlarda kafama takmıştım. 12-13 yaşındayken de Siirt'te yayınlanan Mücadele Gazetesi'nde ilk yazılarımı yazmıştım. Ardından 14-15 yaşlarındayken gazete satıcılığı yaptım. Ve gariptir, ilk sattığım gazete Günaydın Gazetesi'ydi. Ardından bu gazetenin muhabiri oldum. Ve yıllardan beri Babali Okuşu'nda dolaştık, döndük dolaştık. Ama son yıllarda sadece bir nostaljik gezi haline dönüştü. Çünkü gazeteler artık burada değil. Meslek hayatıma başlarken sınır tanımaksızın bütün dünyada çalışmayı düşlerdim. Gezip görmeyi, insanlar arasına girmeyi, zor anları yaşayıp yansıtmayı. Gariptir, aynı arzuyu Savaş Ay arkadaşım da paylaşıyordu. Aynı dönemde mesleğe başlamıştık. İkimiz de yurt dışına açılmayı düşünüyorduk. Ancak 3 yıl sonra gerçekleşti bu arzumuz. Biriktirdiğimiz paralarla ilk kez yurt dışına açıldık, Fransa'ya gittik. Dünyanın önde gelen fotoğraf ajanslarından birinin sahibi Gökşin Sipahioğlu'na ulaşmak istiyorduk. Sipah Press'e. Oldukça zorlu bir yolculuk yaptık. Hatta kaldığımız otelde paramız bitince rehindik. Ben işte çok cüzi bir miktarda parayla Paris'te ajansa ulaşmaya çalıştım. Gökşin Bey'le tanıştık. Fotoğrafları gösterdim. O güne kadar yaptığımız, savaşla birlikte yaptığımız Türkiye'de şiddet olayları içeren bir albümdü. Beğenmedi. Hayal kırıklığına uğradık. Açıkçası o gün meslek hayatımıza son vermeyi falan düşünmüştük. Nedense bir hafta sonra kanlı bir Mayıs'ta bizzat Gökşin Bey bizden çektiğimiz fotoğrafları istedi. Ve ilk kez 1977 kanlı bir Mayıs'ta adımızı dünya basında duyurduk. İlginçtir. Özel yaşamımda olduğu gibi meslek yaşamımda da neyi hayal ettiysem gerçekleşmiştir. Bunlardan biri kaçırılan bir uçağın içinde röportaj. Mesleğe başlarken hatta Savaş Ay'la beraber havaalanlarında yaptığımız uçak yolculuklarında bunun hayalini kurmuştuk. Düşlemiştik, kare kare hesaplamıştık. Nedense 1980 14 Ekim, daha doğrusu 13-14'e bağlayan gece bu hayalim gerçekleşti. Diyarbakır uçağı 4 İran yanlısı fanatik dinci tarafından İran'ı kaçırmak istendi. Olay tam benim düşlerimde olduğu gibi gerçekleşti. İnsanlar panik içindeyken, yolcular panik içindeyken ben fotoğraf makinemi çıkarıp fotoğraf çekmeye başladım. Ardından korsanlardan izin istedim, röportaj yaptım. Ve dünya çapında bir şimdiye kadar yapılmamış bir olayı gerçekleştirdim. Evet, kaçırılan uçakta yaptığım röportaj meslek yaşamımda, hatta yaşamımda bir dönüm noktası. Bu olaydan sonra dünya basınında bir star oluverdim birdenbire. Dünyanın en ünlü dergileri, Time, Life, Stern gibi dergiler sayfalarca kullandı bu röportajı. Çünkü ilk kez yapılmıştı. Ardından kendimi Paris'te buluverdim. Ve birdenbire meslek stilim değişti. Savaş muhabiri oldum. Savaş fotoğrafçısı. O güne kadar gitmeyi düşünmediğim, ancak haritalardan tanıdığım bazı ülkelerde olan savaşları izledim. Bunlar sırasıyla Lübnan, Orta Doğu'da, İran, Irak, ardından Afganistan, Filipinler, Tayland, Kamboçya, İran, İrlanda, Orta Amerika'da Salvador, Nikaragua ve devam eden savaşlar. Namkör düşmeyen ahu deyip ağlayır. Buradan Füzuli 10 kilometre. 10 kilometre vardır. Yürüyerek gidebilir miyiz? 100 var. 100. Bir saatte. Bir saatte. Hadi gidelim. Gidelim. Hadi gidelim. Az kalmıştır. Tüyler ürpertici bir tablo. Şimdiye kadar meslek hayatımda böyle bir şey görmedim. Yüzlerce çocuk, kadın çocuk boğazlanmış. Yaptığım savaş röportajlarından bir tanesi gerçek anlamda bana vücudumu, bünyemi tanıttı. Bu Afganistan'dı. 1983'te Sovyet işgali altındaki Afganistan'a girmek için yaklaşık 3 ay süren bir yolculuk yaptım. Yürüyüş bu.
Bunun ilk 17 günü kendimi tanıdım. Aslında kendime gurur duydum diyebilirim. Çünkü inanılmaz zor koşullarda 5000 metreye geçen bir dağ tırmanışı, ardından günler süren açlık. Öylesine bir açlık ki kar altından bulduğum yeşillikleri, otları yemek zorunda kalmıştım. Bu yolculuk bir ders oldu diyebilirim bana. Oldukça dayanıklıymışım. Savaş muhabirliği zor meslek. Hele savaş fotoğrafçılığı daha da zor. Tabii ikisini yaptığında o zorluklar daha tatlı oluyor. Özellikle bıraktığımız görsel malzemeler olayın değerini daha çok artırıyor. Tarihte savaş muhabirliği çok eskilere dayanıyor. Milattan öncelere dayanan savaş muhabirliği günlükleri var. Örneğin Ksenofonos'un ünlü 10.000'lerin dönüşü savaş muhabirliğinin ilk belgelerinden biri. Şu ana kadar yaşadığım savaşlarda elde ettiğim belgeleri, bilgileri ve yansıttığım fotoğrafları günlüklerimle beraber Amerika'da bir kitap haline dönüştürüyorum. Bu kitap Amerikan ordusunda ders kitap olarak kullanılacakmış. Sanırım bir nevi tarihi yazıyoruz. Savaşlar hemen hemen her yerde aynı. Sadece savaşanlar ve kullanılan silahlar değişiyor. Ama savaşı durdurmak için verilen savaş, örneğin bizim amacımız savaşı tanımayan insanlara savaşın şiddetini ve vahşetini göstermek. Tabii burada en büyük görev sanatçılara düşüyor. Savaş karşıtlarını bir araya getiren insanlar. Yapılabilecekler toplumlar arasındaki keskinlikleri yumuşatmak, çelişkileri azaltmak. Belki bir ütopya savaşları bitirmek veya savaşların sona ermesi. Ama şöyle gerçekten söylemek istiyorum ki işsiz kalsam bile savaşların bitmesini istiyorum. Bilmiyorum, albümün sonundaki cümleye dikkat ettiniz mi? Düşlerinizden asla vazgeçmeyin. Çünkü cennet düşlerinizin gerçekleştiği yerdir diyor. Sayın Boyner, sizin de düşleriniz var, hayalleriniz var. Acaba başarısız kalırsanız ne yaparsınız? Politikada başarısız kalırsanız. Yani galiba insanın, yani problem elinizdekiyle ulaşmak istediğiniz arasındaki mesafe. Türkiye'nin çok büyük problemleri var. O açıdan ulaşmak istediğimiz mesafe de çok büyük. Problemimiz de büyük. Büyük heyecanların peşindeyiz. Büyük hedeflerin peşindeyiz. Kolay olmayacak ama bence olacak. En azından hani o karıncanın Kabe'ye gideceğim demiş. Demişler ki ya gidemezsin, çok uzun yol. Olsun, hiç olmazsa yolunda ölürüm demiş. Bu da öyle bir şey. Yani bu inandığımız hedefe doğru yola çıkmak önemli. Biz partimizi kurduğumuzda şunu öğrendik. Meşrutiyetten bu yana kurulmuş 243. parti. Yani Türkiye az uğraşmamış aslında demokrasiyi getirmek için. Çok büyük çabalar sarf edilmiş. Ama şunu az çok kaniyiz ki bir 243 daha geçmeyecek. Yani Türkiye gerçekten demokrasiyi oturtmaya, gerçekten refah, ekonomide refaha oturtmaya hayli yaklaştı. Yani bugüne kadarki çabalar da oraya götürecek Türkiye'yi. Pardon. Yani mesela diyelim ki işte beyefendinin söylediği gibi %3'ler, %5'ler seviyesinde kaldığınız takdirde bir başka partide yolunuza devam eder misiniz? Türkiye'de şu anda bu ilkeleri hayata geçirebileceğimiz bir başka siyasi parti görmüyoruz. Bunun için zaten tek başımıza yola çıktık. Hele ilk çıktığımızda duvar üstümüze düşecek gibiydi. Şimdi ama üstünde tırmanılacak, hatta yürünecek kadar iyiydi. Bu tuttuğumuz yolda ilerlemenin, bu düşüncelerimizi gerçekleştirmenin tek formülü olduğunu düşünüyoruz. Evet, yani inşallah hiç bu yolda kafamı koydum, sonuna kadar gideceğiz. Tam zamanında geldim biraz erken ama kesmemek istedim Cem Bey'in sözünü. Biz şimdi bir fincan oyunu tertip ettik. Eski zamanlarda da biliyorsunuz fincan oyunu oynanır. Altına yüzük saklanıyor fincanların. Tabii o zaman televizyon yok, sinemalar yok. Geceleri böyle vakit geçiriliyor. Siz çok gençsiniz, bilmezsiniz. Yüzüğü bulan bir cezaya uğruyor. Ama burada şimdi biz yüzük falan koymadık. Bakalım ne çıkarsa bahtınıza bir tane önce ümit çeksin Ceremciğim. Bir şey çıkmadı. Boş. Bir tane şimdi bakalım Cem Bey'in şansına ne çıkacak. Benimkinde bir niyet mi, kısmet mi? Oo, bakalım kısmeti oku. Bu biraz şiveli. Yola çıkmış bir yiğit eliyle gel gel edir. Göz koymuş iktidara, oyunu ver ver edir. Vegen bir geçmişi, zengin kibar bir kişi. Ol hareketin başı, çillere yeter edir.
İktidara gelince hür olurmuş düşünce. İlkin böyle diyenler eskiden beter edir. Allah korusun. Yani biz şimdi mesela vaziyete beter diyoruz. Şimdi bir de beterin beteri olmasın. Hani... Ay çok hoş, çok zeki bir adam. Ya yaptıklarından anlaşılıyor zaten ne kadar zeki olduğu. Ne yapmış? Daha ne yapsın ya? Bunca parası, bunca imkanı varken, mis gibi yaşamak dururken... ...sen kalk köy yollarında taban tır. Zeka mı bu ya? Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüz. Ümit, ben sana bir şey sormak istiyorum. Cem Boyner'e oyunu verir misin? Yani evet. Şöyle deme ama, gönlümü verdim, oyumu haydi haydi veririm deme yani. Yok, gerçekten objektif olarak baktığım anda bile bir vatandaş olarak da elbette oyumu veririm. Verirsin. Evet, demin bir başarıdan bahsettik. Şimdi başarı biraz da doğru zamanda, doğru yerde olmaya bağlı. Şimdi acaba siz doğru yerde misiniz? Yani mesela daha önce size doğru yola girme teklifi yapıldı. Hatta Tansu Çiller Doğru Yol Partisi'ne girdiği vakit bana dedi ki sizi çünkü en önemli rakibi olarak görüyordu. Süleyman Demirel'in size teklifleri vardı, siz kabul etmemiştiniz. Cem treni kaçırdı dedi. Hatta ben çok şaşırdım. Onun genel başkan olacağını tahmin etmiyordum. Aklımdan bile geçirmiyordum. Neden acaba Cem Boyner treni kaçırdı? Demek ki bunu kastetmiş. Siz hata yapmadınız mı? Yani şimdi şu anda belki başbakan olabilirdi. Bilmiyorum yani. Şimdi Tansu Hanım için şunu söylemek lazım. Bana göre siyasete girdiği gün Cumhurbaşkanlığına kadar kafasında vardı. Kampanyası döneminde de yakından çalıştığım için biliyorum. Cem Bey için değil ama siyasetin çok temel bir doğrusu var. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru sözü söylemezseniz doğru sonuç alamazsınız. Cem Bey açısından 91 yılı üzerinden çok geçmiş bir zaman. Bunu tarihçilere bırakmak lazım değerlendirmesini. Siyasette Süleyman Bey'in bir lafı var. Bir saat bile çok büyük bir zamandır diye. Üzerinden 3,5 sene geçmiş bir zamanı. Ben değerlendirme dışı tutmak daha doğru diye düşünüyorum. Ama şu bugünkü koşullar acaba doğru mu diye bakmak lazım. Bana göre eğer siyasete eninde sonunda kendisi girmek istiyorsa ve inandığı fikirleri işte ekibiyle birlikte savunmak istiyor ve bu fikri verdiyse girmek açısından doğru bir zamanda girdi. Çünkü şu anda demin oranları söylerken partisinin 3-5 gibi bir rakamı zikredildi. Yani 5 olursa ne olur diye. Araştırmaları bir kenara bırakalım. Reel bir sonuç var önümüzde. 27 Mart sonuçları. Türkiye'nin en büyük partisi 21 puan. Bence zamanlamayı doğru yerde yaptı. Doğru yerde duruyor mu sorusunu vaktim varsa bir iki şey söylemek isterim. İsterseniz önce pişman mısınız diyelim. Ondan sonra ben size soracağım zaten doğru yerde duruyor mu diye. Tansu Hanım yanlış yere giden yanlış bir treni yakaladı. O açıdan ben çok kısmetli sayıyorum kendimi. Doğru bir karar verdim, karar vermeyerek. Bazen karar vermemek en doğru karar olabiliyor. Bence o tren, o ekiple hiçbiri gitmeyecekti. Ve bir şeyler yapabileceğime inanıyorum Türkiye'ye. Eğer o kararı Tansu Hanım'la beraber ben vermiş olsaydım hiçbir şey yapamayacaktım. Çünkü o kadroyla, o düzenin içinde ben Tansu Hanım'ın da elinin kolunun bağlı olduğu kanaatindeyim. Çok şey yapmak istiyor da yapamıyor anlamında söylemiyorum. Ama yapabileceği varsa bile yapamayacak. O açıdan büyük bir fırsat, bugün büyük bir fırsat var diye düşünüyorum. Türkiye'de gerçekten ülkenin kaderini değiştirmek isteyenler için zaman tam zamanı, mevcutlardan yaka silken, artık onları sırtından atmaya çalışan kararlı bir toplum var. Ve ilk defa insanlar, kadını, erkeği, işçisi, işvereni, köylüsü, herkes bir adım öne çıkıp siyasete atılma noktasına geldi. Bugüne kadar siyasete hayat boyu atılmaz dediğimiz insanlar on binlercesiyle siyasete atılmaya başladı. Zaten aslında demokrasinin gereği bu. İnsanlar kendi kaderlerini başkasının eline vermek yerine kendileri ellerine almalarını ister demokrasi. Öyle bakıldığında bence bugün tam zamanı yaptığımızın, Türkiye bugün merkezde yeni bir umut arıyor. Çünkü Türkiye'de şu anda ikiye doğru bir ayrılma var, bir gerginlik var. Bir taraftan vatan elden gidiyor palavrasıyla, bir taraftan da din elden gidiyor palavrası peşinde koşan yığınlar var. Bunda nedenini anlamak mümkün. Merkezde umutsuzluk egemen olduğu zaman insanlar radikalizme kayar.
ve bu derece umudunu yitirmiş ve şokta bir toplum merkezin dışındaki radikallerin peşinde koşuyor. O açıdan ya mevcutların yeniden canlanıp, ölenlerin yeniden canlanıp merkezde bir umut yaratmalarını beklemek lazım ya da yeni bir umudun ortada bir birlikteliği gerçekleştirmesini beklemek lazım. İşte bu ikincisiyiz biz. Acaba doğru yerde duruyor mu? Şimdi dünyada iki temel görüş var. Kapitalist görüşten yana olanlar da bugün emekle sermaye çelişkisini kabul ediyorlar. Sosyal demokratlar dahil. Bunun insanlığın doğal mücadele sürecinin bir parçası, doğası gereği olduğunu ve önemli olan bölüşüm sorunudur. Sosyal demokratlar biz daha adil bölüştürürüz ama bu çelişki vardır diyor. Sosyalistler ise bu çelişkinin varlığından yola çıkarak bu çelişkiyi kaldırmak mümkündür diyor. Yani çelişkiyi kabul etmeyen kimse yok. Bu açıdan baktığımızda sağ sol kavramlarının da şeklini değiştirmiş bile olsa önemi gizlendiği ama önemini yitirmediği fikrindeyim. Cem Bey belki buradan çıkarak bir tanımı daha var. Yani ben işte politikada sağ ve solun liderliğine yani bunları içeri alacak bir yapıya oynuyorum diye. Şimdi bütün dünyada bir merkez tanımı var. Merkez demek sağla solun ortası demek değil. Merkez tanımı sosyolojik anlamda sol sınıra dayanmış sağ demektir. Çünkü zaten bütün düzenler gelişmesi için de bir önceki düzenin muhafazakar yapılarını da bir sonraya taşımaktadır. Stratejik olarak çok temel bir doğru var. Yani sağla solu birleştirerek bir parti oluşturulabilmesinin ben siyasetin gerçeğine aykırı olduğuna inanıyorum. Evet, siz ne diyorsunuz? Ben farklı düşünüyorum. Baştan evet. Aşağı farklı düşünüyorum. Bu bir meydan okuma değil ama Türkiye'de bugünün meselesi sağ ve sol kavgası değil. Bugün biz Türk-Kürt gerginliğini sona erdirmek zorundayız. Biz bugün Alevi-Sünni gerginliğini sona erdirmek zorundayız. Şeriatçı ve laikperest kavgasını sona erdirmek zorundayız. Bunlar Türkiye'nin bir numaralı meseleleri. Bu mesele yani o kadar önemli ki sağcısı solcusu yan yana gelip bunu çözmek zorundalar. Bu çözme prosesinde de sağ ve solu arkamıza atıyoruz. Bu tabii insanların tamamen değişmesi gereğini getirmiyor. Yalnız yeni demokrasi hareketine sağcı veya solcu kimliğiyle değil, demokrat kimliğiyle gelmelerini bekliyor. O açıdan bugün yaşadığımız sıkıntıların sağ ve sol kalıpları aşarak sağın ve solun yan yana gelmesi suretiyle çözüleceğini düşünüyoruz. Eğer Türkiye'nin bugün çok önemli problemi, yanlış anlaşılmasın ama tek ve en önemli problemi gelir dağılımı olsaydı, bunu böyle söylemezdim. Çok önemli bir problem ama öbür tarafta insanlar ölüyor. Şimdi bizim programda bir de mucit bölümü var. Biliyorsunuz insanoğlunun en önemli özelliği aklını kullanarak bir şeyler icat etmesi. Tabii devletler de araştırma geliştirme çalışmalarına büyük kaynaklar ayırıyorlar ve ülkeler bu suretle kalkınıyor, zenginleşiyor. Ama bizim göstereceğimiz kimse, tanıtacağımız kimse böyle kendi halinde bir mucit. Sizlerle beraberiz. Bildiğiniz gibi Show TV Haberler Merkezi, Haber Merkezi dünyada ve yurtta gelişen olayları izliyor. Biz de bir takım çalışmasının sonucu. Pek tanımıyor. Gerçi Türkiye'ye çok değişik bakıyorlar. Çok ilginç fikirleri var. Özellikle genç kesim gördüğümüz kadarıyla çevresinde ama hiçbir seçim deneyimine daha girmediler. Onların ne olacağı pek belli değil. Galiba bugün... pardon sözünü kesiyorum. Bizi etkileyen galiba Cem Boyner'in son Diyarbakır üyesi oldu. Evet. Gerçi o gün aynı gün Uğur Çakıcı cinayette gündeme geldiği için basın bunu çok geniş veremedi ama son yılların en büyük siyasal gösterisiydi galiba Diyarbakır mitingi. Bir anlamda öyleydi ama bu akşam o konuşmaları tekrar yapma fırsatını bulacağız. Arkadaşlarımız iki paket hazırladılar. Bir tanesi Demokratik Sol Parti nereden nereye geldi? İkincisi Yeni Demokrasi Hareketi. Sayın Cem Boyner İstanbul'da stüdyolarımızda. Evet. Biraz sonra konuğumuz olacak. Sayın Bülent Ecevit de Ankara stüdyolarımızda. Hoş geldiniz efendim. Sayın Ecevit'i acaba ekrana getirebilir miyiz? Ankara stüdyolarımızda kendisi beklemekte. Hem önce isterseniz arkadaşımız Erdoğan Aktaş'ın hazırladığı bir Demokratik Sol Parti'nin bir tarihçesini içeren ve 1985'ten bugüne kadar 9 yıllık öyküsünü anlatan bir tarihçe var, bir belgesel var, mini bir belgesel. Onu ekranlarımıza getirelim. Ardından Sayın Bülent Ecevit'le konuşmamızı sürdürelim. Evet. Tarihimizde eşi görülmedik yolsuzluklar açık tanımlarıyla ortaya çıktıkça ne varmış bunda diyenlerle birlik istemiyoruz.
Atatürk ve İsmet İnönü'den sonra 8 yıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını yapan Bülent Ecevit, 12 Eylül askeri darbesinden sonra da aktif siyasetten bir süre uzak kaldı. Hamzakoy'da zorunlu ikamete tutulan Ecevit, CHP kapatılınca 30 Ekim 1980'de genel başkanlıktan istifa etti. Eski parti genel başkanlarına konulan yasak nedeniyle resmen siyasetle uğraşamayınca, 1985 yılında eşi Rahşan Ecevit'e Demokratik Sol Parti'yi kurdurdu. Yasaklı yıllar 1987'ye dek sürdü. Yapılan referandumda yeniden siyasi yaşama döndü ve DSP'nin başına geçti. O artık politik arenadaydı. Ancak seçim Ecevit'i erken yakalamıştı. Referandumdan sonra gelen erken genel seçimden DSP bekleneni bulamadı. Barajı dahi aşamadı. Aynı hüsrana SHP de uğramıştı. Ecevit bu sonuçtan sonra bir yıl politik arenadan çekildi. Üstelik 80 öncesi olduğu gibi rakibi sadece sağ partiler değildi. Aynı zamanda sol bir parti de vardı karşısında. Erdal İnönü liderliğindeki SHP. İnönü'nün sayısız birleşme çağrılarına Ecevit ancak birleşmenin kendi ilkeleri doğrultusunda ve DSP çatısı altında olduğu zaman olumlu yanıt verebileceğini söyleyince ipler koptu. Artık siyasi arenada Ecevit'in adı bir bölene çıkmıştı. Bu gelişmeler karşısında Ecevit sık sık diğer sol partilerden farklı olduklarını dile getirdi ve ulusalcı sol kavramını ortaya attı. Ecevit ulusalcı sol kavramını şöyle tanımlıyordu. Türkiye'de solcu olduklarını iddia edenler Türk milliyetçiliği ile solu bağdaştıramıyorlar. Oysa solculuk dünyayı kurtarmadan önce ulusunu kurtarmayı gerektirir. Yayılmacı, turancı olmayan bir milliyetçilik solculukla bağdaşır. Bunu bağdaştırmak bir yana ulusal çıkarları göz ardı eden bir yaklaşım solculuk olamaz. Ecevit'in bu yaklaşımlarına sadece solcular değil, sağcılar da tepki gösterdi. MHP kurmayları ulusalcı sol tanımlaması yapan Ecevit'i nasyonal sosyalistlikle suçladılar. Ve Ecevit'in faşist olduğunu ileri sürdüler. Ecevit'in yaptığı tüm bu tespitler artık onun solculuğunu da tartışılır hale getirdi. DSP lideri kendisinin solcu olup olmadığının tartışılmasına şu yanıtı veriyor. Diyorlar ki, milliyetçilik çağdaşlıkla bağdaşmaz veya milliyetçilik solculukla bağdaşmaz. Bize o siz solcu değilsiniz damgası öncelikle milliyetçiliğimiz dolayısıyla vuruluyor. Oysa bizim milliyetçiliğimiz Atatürk'ün belirlediği anlamda milliyetçilik. Yani ırkçılığı reddeden, yayılmacılığı reddeden barışçı bir milliyetçilik. Her ülkede de solcusu sağcısı bu anlamda milliyetçidir. Ama Türkiye'de bu belirttiğin kesimler ikisini bir araya getiremiyorlar. Nedense çağdaşlıkla milliyetçiliği veya solculukla milliyetçiliği ama başka ülkelere bu ölçütü uygulayamıyorlar. Yani Yunanlıların veya Kıbrıs Rumların milliyetçiliği solculukla, çağdaşlıkla bağdaşabiliyor. Ermenistan'ın milliyetçiliği bağdaşabiliyor. Almanya'nın milliyetçiliği bağdaşabiliyor. Ne hikmetse Türk milliyetçiliği bağdaşmıyor. Bu büyük bir çelişkidir. Kavram tartışmalarından çok Ecevit'e puan kazandıran, diğerlerinden farklı kılan dürüstlüğüydü. Çünkü Türkiye'yi yolsuzluklar zinciri sarmıştı. Önce DYP'nin bulaştığı İlksan skandalı patladı. Ardından da SHP'yi allak bullak eden İSKİ. Artık SHP'nin de farklı olmadığı imajı yayılıyordu. Ecevit ise çevresinden etkilenmeden kararlı tavrını sürdürdü. Politikasında en ufak bir sapma olmadı. PKK'ya karşı amansız bir mücadele verdi. Hatta SHP'yi PKK'nın uzantısı olarak gördüğü HEP'i meclise sokmakla suçladı. İkinci büyük mücadelesi de Refah Partisi'ne karşıydı. Mitinglerinde Refah Partisi'ni büyük tehlike olarak gösterdi. Bu tavrı DSP'nin Refah'ın alternatifi olarak görünmesine neden oldu. Aslında Ecevit'in çizgisi çok açıktı. MHP'ye karşı gerçek milliyetçilik, Refah'a karşı gerçek İslam, SHP ve CHP'ye karşı da gerçek solculuk. DSP 27 Mart seçimlerinde oylarının artmasının yanı sıra laikliğin en ateşli savunucusu olarak çıktı. Diğer sol partilerin yaşadığı büyük oy kaybı DSP'ye katılımları da artırdı. SHP ve CHP'den önemli isimler sırayla DSP'ye geçmeye başladılar. Ecevit'in DSP'si artık hızla yükselen bir partiydi. Solun yeni umudu 1977'lerde olduğu gibi Ecevit olmuştu. Ecevit umut oldu ama ısrarla DSP'nin kapılarını eski arkadaşlarına açmadı. Partiye her geleni özenle kendisi seçti. Aslında DSP'ye yönelik eleştirilerin başında da bu tek adam yönetimi geliyor. Çünkü DSP'de Ecevit'in dışında hiçbir zaman kimse ön plana çıkmadı. Demeç dahi vermedi. Parti içi meselelerden günlük politik tavırlara kadar her tutumu bizzat kendi belirledi. DSP üyeleri de her şeyi liderlerinden bekledi.
1995 yılına gelindiğinde solda ilginç bir gelişme oldu. Topluma hiçbir vaati yerine getiremeyen SHP, kurtuluşu CHP ile birleşmede buldu. Ama birleşim koltuk kavgasına dönünce hüsranla sonuçlandı. Ve gözler Ecevit'e çevrildi. DSP lideri bu kargaşadan yaralanacak mıydı? Ecevit, 9 yıllık kararlı tutumunu sürdürdü ve kapılarını grup kurma uğruna SHP ve CHP'lilere açmadı. O artık solun bir böleni değildi. Belki de tek umuduydu. 1985 yılında uçurulan güvercin ilk seçimde nereye konacak? Şimdi tartışılan Ecevit'in oyları bölüp bölmeyeceği değil. Ne zaman iktidar koltuğuna oturacağı? Bu oynar stüdyomuzda. Önce onu davet edelim. Evet. Buyurun efendim. Sayın izleyiciler, yeni demokrasi hareketinin gelişimini hep birlikte izledik. Haberlerde izledik, gazetelerde izledik. Ve çok fazla yayın yapılmasına rağmen galiba hala kapalı kutu. Kapalı İstersen kutu, Cem Boyne... arkadaşımız Erdoğan Aktaş bir mini belgesel hazırladı yine yeni demokrasi hareketine ilgili. İsterseniz konuşmamıza başlamadan önce bu mini belgeseli izleyelim. Ardından Cem Boyner'le birlikte. Böylece Cem Boyner de ne yaptığını görmüş olur. Yeni Demokrasi Hareketi'nin temelleri 1993 yılının Nisan ayında birkaç arkadaşın bir araya gelip ülke sorunlarını tartışmaya başlamasıyla atıldı. Aralarında iş adamı Cem Boyner, Mehmet Altan, Cengiz Candar, Asaf Savaş Akat gibi isimlerin bulunduğu arkadaş grubu aylarca dünya ve ülke meselelerinin yanı sıra politik kirlenmeyi ve çözümsüzlüğü konuştu. Ortaya çıkan yeni fikirler, yeni bir lider olarak Cem Boyner'i de yetiştirmiş oldu. Cem Boyner ve arkadaşlarının ortaya çıkan ilk fikirleri 9 Eylül 1993'te 40 kişilik aydın grubuyla da tartışıldı. Bir süre sonra YDH'nın çıkış kararını içeren Yeni Demokrasi Hareketi başlıklı bir metin hazırlandı. Süre gelen tartışmalardan sonra oluşan görüşler, Türkiye daha iyisini hak ediyor başlığı altında bir başka broşürde toplandı. Artık Yeni Demokrasi Hareketi resmi olarak kendini ortaya koymuştu. YDH diğer partilerden farklı olarak hemen parti olduğunu açıklamadı. Önce halka kendini tanıttı. Bu amaçla paneller düzenlendi. 1980'li yılların Turgut Özal'ından esinlenerek her görüşten insanları bünyesine davet etti. En geniş yelpazeyi oluşturmayı amaçlıyordu. Amaç çok açıktı. Turgut Özal'ın yaptığı gibi çeşitli siyasi kutupları da bir araya getirerek yeni bir oluşum yaratmak. Panel ve salon toplantılarında Cem Boyner'in yurt gezileri izledi. Boyner, Anadolu'nun birçok yerini dolaşarak kendisini, partisini ve görüşlerini halka anlatmaya başladı. Geçmişimizden farklı şeyler yapabileceğiz diyen insanların hareketi. Umudun tecrübeyi yendiği bir hareket. Boyner'in doğrudan sistemi hedef alan eleştirileri hemen dikkat çekti. Bize her şeyi verebilecek kadar büyük bir devlet, aynı zamanda elimizdeki her şeyi alabilecek kadar da büyük. YDH'nın din konusundaki anlayışı da diğer partilerden farklı görünüyordu. Biz 1920'lerin 30'ların laiklik anlayışından çok farklı bir laiklik anlayışının peşindeyiz. Devlet dini kontrol etmez, baskı yapmaz, para da vermez. Genç ve yakışıklı Boyner yalnızca fikirleriyle değil, aynı zamanda tavırlarıyla da klasik politikacı tiplemelerinin oldukça dışındaydı. Rahat konuşması, giyim tarzı ve çevresindekilerle samimi ilişkisi sempati topluyordu. Hiçbir gezide eşini yalnız bırakmayan Ümit Boyner de rahat tavırları, spor giyimi ve sempatikliğiyle hemen dikkati çekiyordu. Bay ve Bayan Boyner birbirlerinden hiç ayrılmıyorlar, kimi zaman birlikte dans ediyor, kimi zaman da otobüs koltuklarında uyuyorlardı. Boyner çifti politika sahnesinde Amerikan fırtınası estirirken, Ümit Boyner'in adı da Hillary Clinton'a çıkmıştı. Cem Boyner bu anlamda hiçbir siyasi parti liderinin olmadığı kadar popülistti. Öyle ki bulunduğu her ortama kolayca uyum sağlamakta çok ustaydı. Memleketi olan Tosya gezisinde camiye gidip cuma namazı kılması bunun en iyi örneklerindendi. İddiaya göre Boyner namaz kılmasını bilmediği için camide gazeteci Cengiz Çandar'la yan yana durmuştu. Böylelikle Boyner namaz kılarken şaşırdığı yerde Çandar'dan kopya çekmiş, hemşehrilerine de açık vermemişti. Boyner ve arkadaşlarının partileşme süreci de uzun sürdü. Hazırlıklar tamamlanınca 12 Aralık 1994 günü de resmen partileşti. Ve içinde parti kelimesi olmayan ilk parti olarak Türk siyaset tarihine geçti.
Turgut Özal'a örnek alan boylar parti merkezi olarak da ANAP'ın ilk merkez binasını seçti. Amaç Özal'ın estirdiği fırtına gibi bir fırtınayla siyasi arenaya girmekti. Ancak ne Türkiye 80'li yılların Türkiye'siydi ne de Boyner yıllarca devlet kademelerinde politikayla yorulan Özal kadar tecrübeliydi. Özal önceliği ekonomiye vermişti. Güneydoğu sonraki sıralarda gelen sorunuydu. Boyner ise tam tersine önceliği Güneydoğu'ya verdi. Ekonomidense hiç söz etmedi. Bu tutumuyla Güneydoğu'da büyük ilgi gördü ve yıllardır politikacıya dargın olan Kürt seçmen Boyner'i bir anda kucakladı. Ocak ayında Diyarbakır'a giden Boyner'e ilgi o zamana kadar hiçbir politikacıya olmadığı kadar fazlaydı. Boyner Kürt sorunu hakkındaki düşüncelerini Diyarbakır konuşmasında şöyle açıkladı. Biz sivil çözümden yanayız ve sivil siyaset yapacağız ve cesaret ediyoruz. Diyoruz ki biz bunu askeri çözümlerin dışında sivil çözümlerle barışla çözeceğiz. Yapamayan çıkmasın ortaya. Kürt anabaladan doğan Japon doğmaz, İtalyan da doğmaz. Çinli de olmaz, Türk de olmaz, Kürt de olmaz. Boyner ısrarla sivil çözümden yana olduğunu da vurguladı. Silahla, topla, tüfekle, sürgünle, köy yapmakla, birbirimizi öldürerek terörle işkenceyle konuşuyoruz. Öyle değil, sözle, birbirimizi dinleyerek, anlayarak çalışarak konuşmalıyız. Boyner bu çıkışıyla oldukça tepki de aldı. YDH Kürt sorunuyla birlikte anılmaya başlandı. Ancak YDH'ya olan ilgi sadece Güneydoğu'da değil. Özellikle büyük kentlerde ve üniversitelerde oldukça taraftarı var Boyner'in. Peki bu Boyner'i iktidara taşımaya yetecek mi? Yetse bile Boyner bu söylediklerini yaşama geçirebilir mi? Yoksa o da klasik sağ partilerden biri mi olur? Belki de barajı aşamayıp kaybolup gider. İşte bu soruların yanıtlarını icraatlarıyla Cem Boyner verecek. Efendim hoş geldiniz. İyi akşamlar. Sizin şimdi belgeselimizde de izlediğiniz Turgut Özal'ın çıkışına benzetenler var. Yalnız bir farkla rahmetli Özal çıkarken yani ortaya atılırken ekonomi onun için öncelikliydi. Siz ise bakıyoruz Güneydoğu öncelikli. Diyorsunuz ki Güneydoğu terk edilmiş, kaderine terk edilmiş bir yer. Bütün sorunların kaynağı da burada. Peki kişisel bir soru soracağım. Daha sonra bu siyasi çözüm veya sivil çözümden ne anlıyorsunuz onlara da geleceğiz. Siz bir iş adamısınız. İşte Altın Yıldız'ın Beymen'in sahibisiniz. Siz gidip Diyarbakır'a bir bugüne kadar yatırım yapmayı, oraya bir fabrika kurmayı düşündünüz mü? Yoksa ekonomik olarak rasyonel değil, ulaşım nedenleri, elektrik, yol bu nedenlerle mi hiç oraya yatırım yapmadınız? Başka bir nedeni var mı? Çok basit. Para yeşereceği yere gider. Siyasi istikrar olmayan yere ekonomik istikrar gelmez. Ekonomik istikrar olmayan yerde de yatırım olmaz. Bugüne kadar hiçbir yatırımımız olmadı. Bundan sonra da Türkiye'de o bölgeye siyasi istikrar gelene kadar ekonomik yatırımların gideceği kanaatinde değilim. Şimdi ben de açıkçası bu sorunu birazcık buldum, haksız buldum. Türkiye'de Altın Yıldız ya da benzeri büyük sanayi kuruluşlarına sahip olan daha büyük aileler var. Yani Koçlar, Sabancılar. Acaba Güneydoğu'ya, Şırnağa, Yüksekova'ya kim yatırım yapmış? Cem Boyner'in söylediği gibi galiba limanı olmayan, yolu olmayan, elektriği olmayan ve güvenliği olmayan bölgeye fazla para yatırımı yapılmıyor. Sanayi yatırımı da yapılmıyor. Ama yine de sizin konuşmalarınızda hep Güneydoğu insanın yalnızlığından söz ediyorsunuz. Siyasi çözüm bu insanı buraya getirmek değil mi? Madem siz gidemiyorsunuz sermaye olarak ya da Türk tersten bakalım. Ben sanırım sizin sorunuzu da bu arada cevaplandırmış olacağım. Türkiye'nin pek çok problemi var. Türkiye'nin ciddi bir ekonomik problemi var. Ciddi bir dış güvenlik problemi var. Ciddi bir barış problemi, içeride gerginlikler problemi var. Şu anda ülkenin kaynaklarının bu derece savaşa aktığı bir ortamda Güneydoğu meselesi veyahut da Kürt meselesi çözülmeden Türkiye'nin gerek eğitime gerek sağlığa harcayacak bir kuruş parası olmayacaktır. Şu anda Türkiye'nin içinde yaşadığı kamu açıkları %156'ya varan enflasyonun temelinde dahi Kürt sorununun çözülmesiyle ilgili yöntemler var, politikalar var. Bu açıdan kafamızı kuma gömerek bir yere gidemeyeceğiz. Ya hangi problemin Türkiye'de çözümü için elinizi atsanız önce başka bir problem var. 7 milyar dolar Güneydoğu'ya para harcıyorsanız, ihracat gelirinizin %40'ını teröre karşı savaşmak için, yani Kürt meselesini çözmediğiniz için teröre karşı savaşmak için harcıyorsanız başka hiçbir yere para yok demektir. Aslında tabii amaç
Kürt meselesini çözmek ve terörle savaşa giden kaynakları ekonomiye kazandırmak, turizme kazandırmak, yatırımlara kazandırmak, üretime kazandırmak, işsizliği ortadan kaldırmak. O açıdan bugüne kadar şu anda merkezde bulunan siyasetçilerin bu konuya dokunmamalarını bir halk dal kavukluğu olarak görüyoruz. Pardon, bir haksızlık var orada. Galiba siz haksızlık yapıyorsunuz. Biz bundan önceki panorama programında siyasi çözüm nedir diye soru sorduk. Bilmem izlediniz mi? Orada bütün siyasi liderlerin kendilerine göre Sayın Alparslan Türkeş'in dışında mesela Kürt kimliğinin tanınması göreceli olarak her partiye göre değişen ölçülerdeydi. Bu bir siyasi çözüm diyorlardı. Mesela Türk politikacıları bu gerçeği görmezden gelmedi. Fakat nedense bir araya gelip siyasi çözüm halinde parlamentonun iradesini topluma yansıtmadı.